İşten günümüzde kalıcılığını koruyan taş kanalların yerine Hint kanalları aldı. Bu nakla ne söylemek istersiniz? Şimdi geçmişten yani önceki dönemlerde teknolojinin gelişmediği dönemlerde normal bildiğimiz bizim Hindistan'dan gelen kınamız vardı. O da Hindistan'da ana vatanı Hindistan olan bir ağaçtır o. Ağacın yaprakları kurutulur, öğütülür, bu hale gelir. Şimdi teknolojinin ilerlemesiyle birlikte şu anda kimyasal hep teknolojik hazır kınalar çıktı. İçe boya madde var içerisinde. Ama yine bizim normal vatandaşlarımız, yöresel vatandaşlarımız, köylü ve kırsal kesimdekilerimiz hala eski adetlerine devam etmektedirler. Normal kına kullanmaktalar. Kınayı da kullandıkları zaman daha koyu olması için Hint kına, taş kınası dediğimiz bir kına var. Onun diğer ismi de Alman kınasıdır. Aynen taş şeklinde, siyahtır. Onu alırlar, döverler onu. Kınadan beraber dövüp, karıştırıp, yoğurup kullanırlar. O zaman rengi biraz daha siyah olur. Biraz da içerisinde zeytinyağı falan koyan da var. O da saç diplerini falan güçlendirir. Dökülme varsa onu engeller. Artı bir de şimdi çok koyu olmasını da istiyorlarsa, kızılımsı bir renge bürünmesini istiyorlarsa hibisküs kuşburun dediğimiz var. Onu kaynatıp onun suyundan kınayı yoğurup hazır hale getirirler. Taş kınasının herhangi bir özelliği var mı? Yani taş kınasının özelliği bir çeşit madendir. Yer altından çıkar o. Türkiye'de bulunmuyor zaten. Avrupa'dan geliyor. Normalde onu dövme yapımında da kullanırlar. Yani çıkmayan bir kınadır o, taş kına. Zaten bildiğimiz kınayı da karıştırdıkları zaman içerisinden çok az bir miktarda koyarlar. Yoksa çok aşırı derecede bir siyahlık yapar. Yani ele değdiği zaman bile elden çıkmayan bir rengi var onun belli bir süre zarfında. Yani o kına, onu da kullanmadıkları zaman da normal kınamız kızılımsı, kendine has bir rengi vardır. Size göre taş kınası mı daha sağlıklı, Hint kınası mı daha sağlıklı? Yani bana göre normal bizim bildiğimiz klasik olan Hint kınamız daha sağlıklı. Normalde saç dökülmesine de faydası var. Ayakta mantar falan kaşıntı varsa bazı eski adet olduğu için yani onu da ayağa falan da sürürler. Artı şu anda da yani günümüzde de yani bilim adamları da falan sirke ile beraber kınayı yoğurup ayak tabanlarına sürünce 1300-1400 tane sinir hücresinin yeniden uyarıldığını da şu anda yeni açıklamaktalar zaten. Peki en son ne söylemek istersiniz? Yani en son vatandaşlarıma normal kimyasal fabrikasyon boyaklar, saç boyalarından uzak durmasını söylerim. Çünkü o boyakların içerisinde ham maddesi hep onların kimyasaldır. Yandaki o peroksit, amonyum nitrat ruh, saç dökülmesinin en büyük nedeni odur zaten. Saçı yıpratır. Yani hiç sağlıklı değil. Teşekkür ederim.